Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Ya ama komiserim. Kaçırıldım. Ne yapıyorsun? Ya bari neyse ya aman. Takutu dal var. Sheffield adasında lan. Ya Sazı'yı anlamadım bulmuş gitti. lan psikolog. Burada Terapi var burada. burası hiç güvenli olmayacak bundan sonra ya. Evet, çünkü dışarı çıkma yasağı var. Bizi dinleyecekler yalnız. E tabi dinleyecekler. Zaten ben LSPD ile alakalı birkaç işlem uygulayacağım için bundan sonra karakolda çok şey olmayacak. Durulacak yer olmayacak. Anlıyorum. Evet. Evet Bizi bilmiyorum. dinleyecekler Nevra Hanım. Ne kadar sağlıklı olacak ki Sen sizce? söylediğin an geri çevrileceksin. Bunu biliyorum. Artık Ben sessiz robotluk yapmaya sessiz devam ediyorum. konuşuruz. Ne yapalım? Aynen. Anlatın bakalım. Şöyle yürümem lazım. Neyi? Kim anlatıyor? Evet, Pele pele mesaj pele yazmaya pele pele gelmiş galiba kendisi. pele pele. Bir olay olmuştu evet Şaban. Sonra konuşsak olur mu? Terapideyim. Tamam. Mesaj atarsın bana. Evet, pardon, kusura Saniye, bakmayın. merkez merkez Dinliyorum. kameradan arayacağım. Belki biri soyuyordur. Bu yanlış bir hareketti bu arada. Başlamadık yalnız seansa. Yok, size demedim. Ha, evet, o her Ben türlü yanlış olacak. Hayır, sen de değil, evet. yanındaki arkadaşlar. Ha, o Şu mu? anlamda Ha, ben söyledim. alıştım bu hanımefendiye. Telefon mesela o anda o laf sokmak yerine ne oldu? Hani kime mesaj atıyorsun gibi söylesen daha güzel olurdu. Tamam, öyle söylerim Hı o zaman. Canı sağ Çünkü olsun. Ne benim istiyorsa bu sorabilir. zamanım yok. Yok, ne isterse Evet, sorabilir. şimdi İşte devam edelim. yaptım. Birbirinize dürüst olun, açık olun. Evet. Tabii. Ben Ben hiç... kendisine zaten çok dürüstüm ve açığım. Öyle, öyle bu arada. Evet. Fazla dürüst, fazla açık ve birbirimize çok güzel zaman Sorununuz ayırıyoruz. ne? Sorunumuz ne? Ayıramıyoruz çünkü ben F tipi cezaevinde tıkılı kaldım şu an. Sorunumuz şu. Ben direkt gerçek bir şekilde söyleyeyim. Şimdi ben istesem Nevra'yı buradan çıkarırım. Ama çok hoş bir görüntü çıkmaz o çıkarken. Onu da yapmak istemiyorum ama beni de ona zorluyorlar. Nasıl çözebilirim? Yani siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Ya da bu durumda ne yapılır acaba? Ya sizin hakkınızda birkaç bir şey anlattı bana Ne tarz Nevra. şeyler anlattı? GBT'nin temiz olduğundan bahsettiyse evet. Uzun süredir temiz yani. Evet, temiz olduğundan Temiz. Uzun süredir bahsetti. temiz GBT. Ya tabii ki aramızda kalacak, sorun değil. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten Nevra Hanım çok bunalmış durumda. Hani ben de şöyle bir öneride bulundum. Hani bu buranın şefiyle bir görüşüp Tabii. hani sağlığının kötü olduğunu söylemek istiyorum. Sevgili olarak birbirinizle görüşmeniz gerekiyor. Bu şekilde Hatırlıyorum. olmaz tabii ki. Çıkarabilirmiş sizi aslında da o da sizin mesleğinize tabii. Evet, Bir zarar de verecek. şey sadece meslek değil arkadaşlarına da zarar verecek bir durum. O hiç yani o mesela bence en son durum olsun. En son durum o. En son düşünecek artık. Kesinlikle. Biraz sabırlı olup bekleyeceksiniz artık. Yani Tabii. hani belki bu şekilde devam etmeyecek Öyle mi Nevra. diyorsun? Yani değişecek mi diyorsun Yani o polisi kuralları falan? bence değişebilir diye Bence de düşünüyorum. Ben değişebilir Çelik bu arada. Şef'le bir görüşmek istiyorum Çelik Şef açıkçası. sizi gördüğünde zaten bayağı bir değişir o kurallar büyük ihtimal. Kendisi fazlasıyla değişiyor. Sen nereden biliyorsun? Benim sence bilmediğim bir şey var mı? Yani nerelerde yakalıyorum seni? Hani bakınca. İşte bak, kıskançlıktan bahsetti. Mesela şimdi mesleği bu. Erkeklerle dolu bir yerde çalışacak bu kadın. Yani Tabii ki. yapabileceği hiçbir şey Hiçbir yok. Buna şey yok bu alışmanız arada. gerekiyor. Benim için hiç dertli bu arada. Ben tamamen sıkıntı yok benim için. Sadece işte fazla işkolik olması sıkıntı. Şimdi bir de ben de O ama benden kaynaklı değil. tabii zaten sende değil zaten sorun. Ben sadece sorunu söylüyorum. Sende bir sorun yok. Yani öyle zaten sadece fikir alışverişi için çağırdık size ya. Bir sorun olduğu için değil. Hallettik Tamam, bir yani ben şey daha özür diledim. söyleyeceğim. Tabii. Birbirinizi tek kelimeyle ifade anlatır mısınız? Tek kelimeyle. Tek kelimeyle. Evet. Ha. Bayanlar önden. Bu zor bir soru oldu. Evet. Biliyorum. Ama olsun. Bu şey gibi olmadı mı ya? 5 yıl içerisinde birbirinizi nerede görüyorsunuz tarzı. Evet ama ben Evet. sizin ilişkinizde şu an Evet. işte 5 yıllık geleceğini göreceğim aslında bununla. Ben bunu yani Ninja izlediğim için Ben Monkas bunu diyebiliyorum iki bunu. kelimeyle Ben anlatabilirim. Monkas diyorum. Evet. Siz?
Nevra Hanım. He. He. Önce sen. Sen söyle. Ben... Dur benim fikrimi çalmasın sonra fikirsiz kal. Pepega ya da Mukas tarzı. Yani ben tam olarak nasıl tanımayacağımızı bilmediğim için ikisinden bir tanesi olarak tahmin ederim. Hanımefendi gerçekten yok. Çok iyi ama bu meslek onu çok yoruyor ya. Ben böyle yorulduğunu görmek istemiyorum ya. Evet Nevra'cığım sen. Sen de sıra kaçamazsın. Aa ben hayatımın anlamı diyecektim ama. Tamam oldu. Ya. Bir dakika bir şey bakacağım ben de o sırada hızlıca. Hayatımın anlamı. Tamam. Evet biraz fazla klasik oldu. Yani gerçekten. Olsun. Niyet önemli. Burada gerçekten niyet. Ama güzeldi. Niyet çok önemli burada. Yok şimdi kendisi gerçekten çok değerli biri. Ben de çok seviyorum kendisini. Evet. Bence çok tatlı bir çiftsiniz ve birbirinizin öyle tam zıttı. İşte zıt kutuplar birbirine çekmiş ve birliktesiniz yani. Sadece siz biraz daha kıskanç olmamaya özen göstereceksiniz. Siz de görüşememeniz işte nasıl desem biraz daha sabırlı olacaksınız. Her şeyin düzeleceğini peki, düşünüyorum. Ben Çelik Şef'le görüşeceğim dediğim gibi. O Çelik Şef direkt çözer sizin görüşmeniz onu. Şöyle. İnşallah. Peki yani genel olarak benim kısmımda sizce bir sorun var mı? Ben onu çok merak ediyorum. Yani büyük ihtimal var da ne tarz bir sıkıntı? Ne yapmam lazım? Karşı tarafı mutlu edebilmem için evet. Tek sorun onun erkeklerle bir arada olabileceğini, hani sürekli olmak zorunda olduğunu tabii kabullenmeniz ki. Ha, gerekiyor. O Sinan İngiliz'i anlattı mı size? Hayır. Tamam, onun ayrı bir amel defterini zaten ayrı şekilde halledeceğim. Ne oldu? Size mi asılıyor? Sana soruyor Nevra, bana asılmıyor. Öyle bir durum mu söz konusu? Evet. Ama bu arada hiç dert değil. O konuları ben çoktan kapattım. Nevra'nın zaten tavırlarının farkındayım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bu ılık ibne bana taktığı için beni her gördüğü yerde polisliğini en son seviyede bana karşı kullanıyor. Mesela tahrik ediyor. Anasına sövüyorum, ceza yiyorum. Bok gibi sürüyor, kaçıyorum, evet. Ceza yiyorum. Hani onun gibi böyle şeyler olunca insan ister istemez yoruluyor ya. Yani hani hayat enerjisi emiliyor yani. Evet anlıyorum ama bunlar sizin birbirinize daha çok bağlanmanızı sağlayacak. Göreceksiniz. Tabii ki, tabii. Bu zorluklar sizi daha çok birbirinizle kenetleyecek. Öyle mi diyorsunuz? Emin olabilirsiniz. Çok güzel bir ilişki görüyorum ben karşımda. Evet. Sadece biraz yorulmuşsunuz. Birbirinizi daha çok görmek ben çok istiyorsunuz. Yoruldum. Bu en doğal hakkınız. Tabii. Ama işte şu an olmuyor olabilir ama biraz sabredeceksiniz. Bu kadar basit. Öyle mi diyorsunuz ya? Evet, birbirinizle bir şöyle bir işte şey ben arkamı döneyim evet, şöyle. Cowboy gibi baktık birbirimize. Şey. Evet. Geri bakacağız, arkamızı döneceğiz şimdi. Aynı anda dönüp sıkacağız hayır. Mı? Hayır. Birbirinizi tak. Öpün. Sarılın. Onu yapıyoruz ya. Sorun o değil bu arada, bir şey değil mi? Ne yapıyorsun be? Ya sorun o olmayabilir ama yani. Şimdi sorun zaten. Hayır, sorun artık yani hafiften bir şefle konuşulmanın vakti geldi gibi. Ben şefle görüşmek istiyorum Nevra Hanım. İyi şef lafın üstüne gelelim. Merhabalar. Merhaba, evet. Evet. Neymiş bende görüşecek şey? Öyle bir görüşme özel. Tamam, biz o zaman çıkalım. Tamam, siz konuşun aranızdan. Yok zaten. Nevra devreye devam et eğer sensin bittiysen. Psikolojim bozuldu. Ne? Yok bir şey. Ne oldu? Ya ne bileyim insan bir destek bekliyor ama. Yani haklısın ya. Artık ben de çok yoruldum. Sen de böyle devam edeceksin. Aynen bunu belli deyip ki. Telefon. Ne yapıyorsun? Banka. Tamam kim? Yok banka yapıyor niyaziler. Çaktırma Hulusi'den info geldi. Sniper için tahsilini çatılara tutuyoruz. Tamam. Kasabaya geçiyormuş Menteş. Niye? Hiçbir fikrim yok. Tamam geçsin. Onun dışında biz bir şey yapacak mıyız? Ben de geleyim mi oraya?
Biz iki çatıyı tuttuk. Şaban da boşta. Aslında şey mi olsa banka sırasını siz de mücevhere falan mı girseniz? O da olabilir. Peki çıkışında bize Para şey lazım yapsak? çünkü. Çıkış. O Soymak adam. evet, o muhabbet biterken. Yok, Hulusi yok dedi, tanıdık dedi. Ve Onlara değil, onlara yapmayacağız zaten. Tek kimlere? başına kalanı yapacağız. Tek başına kalan? Aynen. Ne haber Nevra? Ne diyor? Selam söyle. Selam var şey Cenk'in sana Nevra. Aracımın üstüsünsün de hiç dert değil canın sağ olsun. Senin olsan istiyorsan bu arada. Sen de selam söyle Öyle mi oldu? buradan. Neo test Evet. ediyorum. Keşke Neo söylemeseydin onu. Teşekkürler, ben uyuyorum dedim. testiyiz. Tamam dert değil. Sağlamdı ya. Neyse, sen ne için aramıştın? Ben onu anlamadım. O olaya ben dahil olabilirim farklı bir şekilde onu diyorum. Nasıl? Tamam Sen konuşuruz sonra ya. bir Mevran'ın yanına, çünkü çok Tamam. kısa süre sonra başlayacak olay hani. Okey, tamam okey o zaman. Gelirim Hadi. ben. Oldu, hadi bay bay. Tamam, biz sniper kovalayacağız. Hadi bay. Tamam, bay bay. Aman aman. Ne haber? Heh. Devreye ne devam etmen gerekiyormuş. Tutmayayım diye yaptım ya. Evet işte etmek istemiyor insan. Konuş. Bu kim? Bu Şaban o. kim? Şaban. Ben Çok garip değil anlamadım. mi? Herkes bir zengin oluyor. Allah Allah, artist. Yani arabanın içinde gözükmüyor olabilirim ama Ne haber gerçekten kırıldım Şaban? ya. Ben arabayı görünce şaşırdım. Ha. Yok, bir de Ya ekledi şeyi de vardı öyle söylesene diyen. Şaban'la alakalı. Efendim? Neyi? Şaban'la alakalı söylediğin şeyi de söylesene, araçlarla alakalı. Ha. Dedim ki herkes bir zengin oluyor ya. Ha, ben Şaban yastığımın zengin. altında yıllardır biriktiriyorum ama şimdi bak. İlk önce eşeğe biniyordum. Sonra gittim bir tane şey aldım. Lowrider aldım. Lowrider'dan sonra da bu nasip oldu işte. Böyle seviye seviye. Alnımızın teriyle kara aklamadan temiz yürekli bir Süper. şekilde, evet, Yo terziliğimi yaparak. Şaban, ondan şüphem yok bu arada ya. Aha. Yani terzi olarak kendi söküğümü çok güzel diktim. En sonunda da bu arabaya sahip oldum işte böyle. İsmini Jian koydum arabanın. Ne koydunuz? Jian. Güzel. Ne anlama Evet. geliyor acaba? Bilmiyorum. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Nereye? Banka Lanet soydunuz mu? olası devriyeyi. Bilmiyorum banka mı soyuluyor? Siz bayağı sıkı yönetiyorlarmış ya. Şimdi iki officer'la karşılaştım da bayağı böyle sıkıyorlarmış yani canınızı, öyle diyorlar. Sıkı İsyan yönetim. ediyor onlar da. Sormayın biraz öyle. Evet, officer olmak zor. Tamamdır o zaman. Nevra kendine iyi bak. Mesai sonunda buluşalım. Oh Tamamdır. right. Öyle bir şey olmuyordu ne yazık ki. Değil mi? Ama senin suçun. Sen peki bir şey diyeceğim. Yani bu benim suçum değil de Değil değil. sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Hayır, böyle senin suçun olduğunu hiçbir zaman şey yapmadım. Senden Bak bir şu isteğim anda var. beynim yanıyor. Evet, bir saniye. Telsizi de kapattırmıyorlar. Evet. Yok yok, ben Aa, öyle bir zaten dediğim sorun gibi var. senin o şeylerin elinde olmadığını biliyorum. Ne? Evet. Ha, biliyorum, onun için trip atma yani, Bir şey onunla alakası yok. söyleyeceğim. Kimle konuşuyorsun bu kadar uzun? Cenk ya, Cenk yazıyor. Bir şey olmuş da Ha. kaza geçirmiş, hastaneye gelir misin dedim. Tamam gelirim, bekledim. Tamam. Çıktı galiba şimdi, bilmiyorum. Trenler niye Tamam. çalıyor Sen ya? devriyelerde mümkün mertebe tek uzak büyük olaylardan uzak şekilde Çok istiyorum, evet. çok çatışmaya girme yani. Anlatabiliyor Umarım muyum? Vurursun bu psikolog arada. halleder ya. İnanıyor Kimi musun? vururum? Kimi vururum? Ne? Ha, vurursun zaten o suçluları da. Hani gerek yok riske almaya, anlatabiliyor Ha. muyum? Tamam, ben inandım şu an. Of. Vallahi of ya. Vallahi zorla seni tutamazlar ya. Öyle bir şey yok burada, bilgin olsun. Yok, telsizde konuşuyor da duyamıyorum artık seni. Tutmayayım istiyorsan seni. Sonra konuşalım daha sakinken.
Gerçekten çok üzgünüm. Artık saçlarımı yolacağım. Git. Tamamdır o zaman. Sen bence yavaştan aynen, tek takıl daha rahat olur. Buna da şiddet, tek tepki bu. Ya. Bir kızı başarırken.